Saygıdeğer izleyenler, korona virüsüyle ilgili olarak hiç akla gelmedik, bu alanda ilgisi bilgisi olmaz diye düşündüğümüz bir vatandaşımızla, bir esnafımızla görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. Kendisini iş yerine girerek hem tanıyalım hem de korona virüsünün önemi ve özelliği hakkında kendisinin bilgisine başvuralım. Evet, saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin çiçeği burnunda baharatçısı, yeni iş yeri açmış Salim Oğuz kardeşimizle dünyayı sarsan fakat buna rağmen İsrail ile Suriye üzerinde zerrece etkisi, olumsuz etkisi olmayan korona virüsü hakkında görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bu görüşünü alacağımız kardeşimiz Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Ünye eski ilçe başkanı Salim Oğuz. Evet, Sayın Oğuz, baharatçısınız. Organik ürünler satarak fakir babası olarak biliniyorsunuz. Sizi hem tebrik ediyoruz bu iş yerini açtığınız için, insanlara faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Ama Türkiye'yi sarsan, hatta namaz kılmayı bile, neredeyse toplu namaz kılmayı bile ortadan kaldırmasına vesile olan, iş yerlerinin çoğunun kapatılmasına vesile olan koronavirüsüyle ilgili olarak nasıl bir olumsuzluk yarattı, ülke ve dünya üzerindeki etkisini sizin çok okuyan bir insan olarak düşünceleriniz ışığında ülkeden, Ünye'den dünyaya bilgi vererek açıklayalım. Buyurun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle anlatayım. Çağımız emperyalizm çağı olduğuna göre bu emperyalizmin dünyadaki geri kalmış ülkelere ve az gelişmiş ülkeler üzerinde oynanmak üzere buradaki insanların dikkatlerini koronavirüsüne çevirerek iktidarların yanlış uygulamalarını, yanlış politikalarını diskalifiye etmek, görmemelerini sağlamak ve insanları bir kaos ortamına sokarak emperyalizmin bu projesini, emperyalizm bu projeyi bir defa Çin'den başlattı. Çin'de, çünkü Çin ekonomisi dünya pazarlarına girmişti. Çin ekonomisini geriletmek, aynı zamanda dünya pazarlarına Amerikan emperyalizminin kendisinin hakim olmasını sağlamak, Avrupa'da, İtalya'da veyahut Fransa'da, Almanya'da, tabii ki buralara Amerikan emperyalizmi laboratuvar virüslerini atmıştır. Bize göre sosyalist bir insan olarak ve ben ve arkadaşlarım böyle değerlendiriyoruz biz. Bu virüs atılmıştır. Çin, İtalya, Almanya, Orta Doğu, Asya ülkelerine vesaire, buralara bu virüs bırakılmıştır, laboratuvar virüsü. Çünkü Çin'de laboratuvar virüsü var, koronavirüsü. Burada İnkur'da da veyahut Ünye'de de veyahut bir yerlerde var olduğu söyleniyor. Efendim, bu virüs, bir yerdeki virüs sadece orayla ilgilidir. Ta binlerce kilometre yerden hemen anında birdenbire bu ortama nasıl gidebildi? İnsanlar tedirgin oldu. İnsanların bugün kahveler kapalı. Bir takım iş yerleri kapalı. İnsanlar rahatsız ve huzursuz durumdalar. Zaten emperyalizm insanları huzursuz ve rahatsız ederek kendi sömürüsünü, soygun düzenini daha da bir ileri boyutlara taşımak için biyolojik savaş denilen bu, mesela GDO ürünü de bir biyolojik silahtır. Bir gıda değildir. GDO. GDO bugün bütün marketlerde, bütün bakkallarda GDO ürünler var. Soya, İsrail'den gelen GDO'lu, yani DNA'sı bozulmuş GDO'lu ürünler, bir insanın bütün vücut çeperlerine bozduğu gibi, insanı hasta ettiği gibi, aynı zamanda insanların ruh halinde bozan bir olay. Bu anlamda GDO'dan sonra o yetmedi. Bunun dışında koronadır, daha başka virüslerdir. Sıcak savaşlar yetmediği gibi şimdi de biyolojik savaşlarla kitleleri imha ederek, dünya nüfusunu
sözüm ona kendilerinin ayarlamak istediğini. Efendim bugün ülkemizden bahsedelim. Dünyada bu sıkıntılar var. AK Parti iktidarı bugün kendileri nüfusumuzun daha fazlalaşması için 3 çocuk kazanın, 5 çocuk kazanın. Efendim 3 çocuk, 5 çocuk kazan ama o çocuklar nasıl yetişecek? Bu çocukların sağlık sorunu, gıda sorunu, barınma sorunu, eğitim sorunu bunlar hep Türkiye'de dibe vurmuş durumda. Şu anda bakın eğitim yok. Eğitim artık tamamen okullar kapatılmış durumda. Bu tamamen bir kaos ortamı. Kaos ortamı, savaş ortamı kesinlikle emperyalizmin içine yarar. Çünkü emperyalizm kandan, kaostan, karışık ortamlardan beslenir. Normal, insanların normal, demokrat, parlamenter, demokratik sistemlerde insanların huzurlu, rahat yaşayabilmesini falan istemez. Ancak başka ülkelere soyarak, sömürerek kendi ülkelerini daha rahat ve müreffeh yaşatmak için mücadele eden Amerikan emperyalizmidir. Bunlar Amerikan emperyalizminin projesidir. Halkımız rahat olsun. Her zaman nasıl ellerini yıkıyorsa yine normalde ihtiyaca binaen elini yıkayacak. Sık sık ellerinizi yıkayın diyordu yetkililer. Efendim sık sık ellerimi niye yıkayayım? Elim kirlendiği zaman elimi zaten yıkıyordum. Yine aynı şey yapacağım. Bu anlamda insanlara böyle efendim bütün marketlere, bakkallara sabun, kolonya, efendim 3 liraya alınan kolonya bugün 10 lira 15 lira oldu. Vatandaş bunu alamıyor. Alamamanın üzüntüsü içinde vatandaşlarımız psikolojik bunalıma girdiler. Bu insanları bu kadar psikolojik bunalıma sokmanın, maddi manevi bir takım huzursuzluklar yaratmanın hiçbir anlamı yok. Ama ülkemizdeki ülkemizi yöneten Amerikan emperyalizminin işbirlikçileri de Amerikan emperyalizminden aldığı talimatlar doğrultusunda saray iktidarı böyle kitlelere empoze ediyor. Evet diyor. Bu takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılarda şöyle olacak, böyle olacak. Peki halk nasıl geçinecek? Adam şurada kahveyi kapattı bugün. Kapanacak diyorlar. Peki evine ekmek akşam nasıl götürecek? Peki bunun eve ekmek götürmesi için devlet yetkilileri veyahut kolonya alamıyor insana kolonya parası veriyorlar mı? Vermiyorlar. Bu anlamda söylemesi kolay ama kendileri rahatlar. Kendilerinin her şeyi var sarayda, ülkenin kurumlarında ele geçirmiş olan AKP iktidarı, bu siyasal İslamcılar. Bu anlamda emperyalizmin Türkiye'deki uzantılarıdır. Bunlar olduğu sürece ülkemizdeki sıkıntılar hiçbir zaman bitmeyecektir. Dünyadaki sıkıntılar da emperyalizm var olduğu sürece bitmeyecektir. Onun için emperyalizme karşı bütün dünya halklarının birleşerek mücadele etmesi gerekir. Yani emperyalizme karşı mücadele etmeyen milliyetçi, milliyetçi değildir. İslamcı düşünceye sahip olan insanlar eğer emperyalizme karşı mücadele etmiyorsa inandırıcı değildir. Siyasal İslamcıdır bunlar. Siyasal İslamcılar ise inmiş dinin savunmuyorlar. Uydurulmuş dinin insanlarıdır bunlar. Emperyalizme göre dizayn edilmişlerdir. Bakalım 632'de Peygamber Efendimiz vefat etmiştir. Peşinden birinci halife Ebu Bekir olmuştur. Ebu Bekir 2 sene 4 ay yaşadı. 2 sene 4 ay sonra vefat ederken şunu dediler. Ya efendim siz ne kadar zenginiz, ne kadar fakir ölüyorsunuz. Ebu Bekir dedi ki biz inandığımız değerler için yaşadık. Dünya malı dünyada kalır. Ben fazlalık mallarımı dağıttım. Yeteri kadar olduğu süre insana yeter. Bir söz söyledi. Bugün endeksleyecek olursak devlet adamları çok zengin olursa halkı çok fakir kalır dedi. Bakın ülkemize devlet adamları çok zengin, halkı çok fakir. Halk fakir olunca da ne olacak? Eğitim alamıyor. Sosyal anlamda bir şey gelişemiyor, aydınlanamıyor, okuyamıyor. Ekonomik anlamda da durumu konumu yok. Ne yapacak bu sefer? Ya hırsız olacak ya uğursuz olacak. Cezaevleri tıktım tıktım doldu gençlerle. 51 bin sapık var cezaevlerinde. Oysa AKP iktidara geldiği zaman Türkiye cezaevlerinde hepsi 49 bin mahkum vardı. Bugün 300 bine yakın mahkum var. Bu 300 bine yakın mahkumun 3 tane sıkıntılı mahkumları var. Hırsızlar, uyuşturucu içi satıcıları ve sapıklar. Üçü 150 binin üstünde. Geriye de 150 bini efendim cinayet, başka suçlar vesaireler. Bu anlamda en 3 olumsuz suç vardır. Tecavüzcüler, sapıklar ve uyuşturucu içi satıcıları. Bir defa cezaevlerini çok cezaevler açmakla, suçları çoğaltmakla övünülmez. Cezaevleri kapatmakla, aynı zamanda insanların sosyoekonomik durumlarını düzelterek toplumu iyileştirilebilir. Laik demokratik çağdaş eğitim Türkiye'de budanmıştır. Laik demokratik çağdaş eğitim olmayınca insan insanlaşamaz. İnsan ne olur bu sefer? Primat olur. Primat ne demek? İnsan değil. Evrimini tamamlamamış. Ne insan ne hayvan. İnsana benziyor ama insan değil. Bütün sıkıntımız burada zaten. İnsan olmanın bir kriterleri vardır. İnsan insana yardımcı olur, insan insana soymaz, sömürmez, kandırmaz,
yardımcı olur. Efendim? Benim söyleyeceklerim bunlar ibaret. Evet. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz de sizlere. Size teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayılarının Yüce Allah artmasına katkı sağlasın diyor. Hayırlı işler temenni ediyoruz. Çok sağ olun. Sizler gibi yurtsever, demokrat, Atatürkçü insanlara bu ülkede çok ihtiyaç vardır. Hep birlikte bu olumsuzluklara karşı mücadele edeceğiz. Halkımıza buradan sesleniyorum. Hiçbir şeyden etkilenmeyin. Korkmanıza gerek yok. Bu sıkıntılar onlar birileri tarafından sunidir. Bir senaryo haline üretilmiştir. Sunidir. Evet. Geçicidir. Efendim her zaman ellerimizi yıkıyoruz. Yine yıkacağız. Ben buradan bir baharatçı olarak şunu söylüyorum. Efendim insanların antibakteriyel özellikleri olan baharatlar, sarımsak, baharat ve sirke, limon. Zaten bunlar hayatımızda hep vardı. Yine var olmalı. Şu ana mahsus demiyorum bunları. Yani fırsatçılık yapmak istemiyorum. Gelin şunu biber alın falan demiyorum. İhtiyaç halinde zaten vardı. İhtiyaç halinde yine alırsınız. Elinizi yıkıyordunuz. İhtiyaç halinde yine yıkacaksınız. Yok sık sık ellerinizi, efendim dakikada bir ellerimizi, insan ruh hastası olur. Böyle şey olur mu? Çok yanlış bir şey. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Halkımıza buradan saygılar.